Arkadaşlar tekrar merhaba. Bugün Ruth Hurwitz yönteminden devam edelim. Bir soru daha çözelim. Arkasında bir de bu Ruth Hurwitz ile ilgili özel durumlar var. Onlara bakarız bir. Şimdi polinomumuz bu olsun. P eşittir. S üzeri 5 artı 20 S üzeri 4 artı 2 S küp artı 10 S kare artı 3 S artı 5 eşittir 0. Ben Ruth Hurwitz için Ruth tablosunu oluşturacağım. S üzeri 5 S üzeri 4, S küp, S kare, S üzeri 1, S üzeri 0. Tamam artık o veya yeri geldi çizgisinden aşağı doğru yazacağız. Şimdi S üzeri 5'ten başlayarak katsayıları yanına yazalım. 1, S üzeri küpün katsayısı 2, S'in katsayısı 3, S üzeri 4'ün katsayısı 20, S karenin katsayısı 10, S üzeri sıfırın katsayısı 5. Şuraya S üzeri sıfır da yazayım ben. Yine dursun. Şimdi burada bakın şöyle bir durum görüyorum ben. 20, 10 ve 5 birbirine oranlı sayılar. Yani ben bunları sadeleştirebilirim. Bu 3 sayıda 5'e bölünür. Ben eğer 3 sayıyı da 5'e bölersem şu 4 olur, şu 2 olur, şu 1 olur. Yani 20, 10 ve 5'i kullanmak yerine direkt 4, 2 ve 1'i de kullanabilirim. Şimdi şuradaki sayıyı bulalım. Bu neydi? Ben buraya A1 diyeyim. A1 eşittir. 4 çarpı 2 eksi 2 çarpı 1 bölü 4. Yani 8 eksi 2 6 bölü 4. Bu 1,5'muş. Şuraya da A2 diyeyim ben. A2 neydi? 4 çarpı 3 eksi 1 çarpı 1 bölü 4. Yani 12. 11 bölü 4. Ne olur bu 11 bölü 4? 10 olsa 2,5 olurdu. 2,75 olur. Şimdi devam edelim. Hesap makinesini aldım arkadaşlar. Yani buradan daha kolay olabilir. Şimdi gelelim şuraya. Burası B1 olsun. B1 nedir? 1,5 çarpı 2 eksi 4 çarpı 2,75 bölü 1,5. Yani ne oldu bakalım. 4 çarpı 2,75 neydi? 11 değil. 1,5 çarpı 2, 3. 3 eksi 11. Eksi 8 bölü 1,5. Eksi 5,33. Eksi 5,33 böyle gidiyor. Şimdi gelelim şuna. B2'ye. B2 eşittir. 1,5 çarpı 1. Şurada 0 olacak. Eksi 4 çarpı 0 bölü 1,5. Yani burası da 1 olacak. Gelelim şimdi şuraya. Bakın burada bir işaret değişimi var. Yani burada bir kararsız kök olduğunu görüyoruz. Bakalım işaret tekrar değişecek mi, değişmeyecek mi? Ona göre karar vereceğiz. Şimdi ben C1 diyeyim. C1 eşittir. Eksi 5,33 çarpı 2,75 eksi 1 çarpı 1,5 bölü eksi 5,33. Hemen bunu çarpalım. Eksi 5,33 çarpı 2,75 eksi 1,5 bölü eksi 5,33 3,03 çıktı burada arkadaşlar. Bakın zaten ben burada iki işaret değişimini bu şekilde görmüş oldum. İki tane kök var yani. Şuradaki diğeri direkt buraya alırız. Zaten tablomuz tamamlandı. Burada ben neyi görüyorum? Şuradan şuraya bir işaret değişimi ve buradan da buraya bir işaret değişimi var. Yani iki tane kök sağ yarı düzlemde. Yani bu polinomumuz arkadaşlar kararsız. Şimdi bunu MATLAB üzerinden bir test etmeye çalışalım. Neydi bizim buradaki kullandığımız işlem? Şöyle köşeli parantez yapıyorduk. Ve polinom katsayılarını giriyorduk. S üzeri 5, 20 S üzeri 4, 2 S küp, 10 S kare,
3s artı 5. Burada root a dediğimiz zaman bakın burada görüldüğü gibi iki tane kök kararsız bölgede, yani işareti pozitif. Benim için kararlılık kriteri neydi? Köklerin sol yarı düzlemde, yani negatif kısımda olmasıydı. Şu üç kök bunu sağlıyor fakat şu iki kök sağlamıyor. İki tane kökümüz kararsız bölgede. Tamam, bu da bir örnek olsun. Şimdi birazdan bir de bu root-hurwitz ile ilgili özel durumlara bakalım arkadaşlar.